Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyu ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 466. haftada bu cuma, Amerika Las Vegas'ta düzenlenen 9 Ocak-12 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen Tüketici Elektronik Fuarı'nı konuşmak istedik. Orada bu fuarda öne çıkanlar ve izlenimleri bizzat orada gözlemleyerek bulunan gazeteci, teknoloji editörü Erdi Özağ ile konuşacağız. Kendisi telefon hattımız olacak, canlı yayınımıza katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunmaya çalışan Dijital Türkiye'den bir özelliği Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey, iyi yayınlar. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde. Teşekkürler Bilal Bey. Bu hafta farklı bir sektöre ait yeni bir hizmetten bahsetmek isterim sizlere müsaitseniz. Tamam. Şimdi biliyorsunuz ülkemiz tarım alanında da çokça çalışılan bir ülke. Sektörde oldukça yoğun bir kullanım var. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin bu konuda yapmış olduğu yeni bir çalışma var. Ülkemizde çiftçiler devlet tarafından da çalışmaları desteklenen maddi manevi birçok desteğe sahipler. Ve bu destekten faydalanabilmek için bazı belgelere sahip olmaları gerekiyor. Ziraat Odaları ve Türk Satın çalışmasıyla yeni hayata geçmiş olan çiftçilik belgesi, sorgulama ve doğrulama hizmetleri de bu amaca yönelik olarak E-Devlet kapısına entegre edildi. Belge birçok teşvikten yararlanmak üzere yapılan başvurularda ihtiyaç olan bir belge. E-Devlet kapısından sorgulanabiliyor ve aynı zamanda verilen kurumlarda doğrulaması da E-Devlet kapısının tarafında yapılabiliyor. Buradan tarım sektöründeki emekçilerimize duyurulmuş olalım. Emeklerinize evet. Sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ayşe Torun'a bağlandık ve yepyeni bir hizmeti kendisinden dinledik. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Teknoloji gazetecisi Erdi Özağ telefon attığımızda. Erdi Bey. Bilal Bey merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Davet için ayrıca teşekkürler. Şeref verdiniz. Ayağınızın tozuyla belki bir anlamda programımıza da konuk oluyorsunuz. 9 Ocak-12 Ocak. Geçen sene de biz aslında bu fuarı izlemeye ve izlenimleri paylaşmaya çalışmıştık. Bu sene tabii bu sene de devam edelim istedik ve siz bizzat oradaydınız. Salon salon, stand stand gezdiniz. Bu fuar neden önemli? Buradan başlayalım mı? Şimdi şöyle Bilal Bey, CES ya da CES dediğimiz fuar tüketici elektroniği fuarı ve aslında teknolojiyle ilgili olarak dünyada yapılan en büyük şov. Bunu aslında fuar da dememek lazım. Bu bir şov çünkü tüm dünyadan, bakın şöyle rakam vereyim isterseniz, 150'den farklı ülkeden 4300-4500 civarında firmanın katıldığı bir etkinlikten bahsediyoruz. Ki bunların yine 1400-1500 civarı da aslında girişimler, yeni nesil startuplardan oluşuyor. Yani örneğin Amerika ve Çin arasında ticaret savaşından bahsediyoruz ama Çin'in en büyük teknoloji firmaları her sene bir fuara geliyor. Çünkü yeni nesil teknolojileri hem tanıtmak hem de dünyayı anlatmak adına daha büyük bir platform bulunmuyor. Dolayısıyla bu açıdan o senenin hatta devam eden yılların teknoloji trendlerini anlamak açısından çok kıymetli. Üstelik geleneksel fuarlardan da biraz daha farklı. Çünkü Türkiye'de de biliyorsunuz pek çok fuar yapılıyor. Dünyada da pek çok fuarlar yapılıyor ama örneğin bizde fuar nerededir? İstanbul'da yaşayanlar bilir. Mesela Beylikdüzü'ndeki TÜYAK Fuar Merkezi'nde yapılır. Vegas'taki bir fuarın farkı şöyle. Bu fuar döneminde bütün şehir bir teknoloji fuarına dönüşüyor. Bir evet fuar merkezi var, bir kongre merkezi var ama bununla birlikte aslında Vegas bir eğlenceler şehridir ve çok sayıda oteli vardır. Bu otellerin kendisinden kongre merkezleri bile birer ürün, demo, şov alanına dönüşüyor. Dolayısıyla aslında topyekun büyük resme bakıldığında dünyadaki en büyük teknoloji organizasyonu olması itibariyle tüm gözlerin buraya çevrildiği, tüm firmaların da dikkat çekmek, yatırımcıların radarına girmek istediği en büyük teknoloji organizasyonu olarak da bakılabilir aslında. Ben fuarın Twitter adresinde sizi destekleyecek tabii belki bir kendilerine pozitif ayrımcılık da yapmışlardır ama diyor ki dünyanın en büyük 500 şirketine %60'ı fuara katıldı. Böyle bir giriş cümlesiyle haber yaptı. Bu doğru mu? Siz de buna katılıyor musunuz? Şöyle büyük yani şöyle bakmak lazım. Şimdi büyük şirketlerin önemli kısmı orada var. Doğru. Bir kısmı bildiğiniz katılımcı olarak var. Yani bir ürün tanıtım alanları var. Bir kendilerine standları var. Kimisi stand olarak girmiyor ama temsilci olarak yer alıyor. Hı-hı. Bu anlamda bakıldığında doğru. Dünyadaki pek çok şirket orada yer alıyor.
Ama tabii şeyi de göz ardı etmemek gerekiyor. Bazı şirketler son dönemde bu tür fuarlara katılmamayı da tercih edebiliyor. Örneğin mesela Apple'dan örnek verebilirim ya da Samsung'dan örnek verebilirim. Hı hı. Bunlar daha ziyade mesela en çok merak edilen ürünlerini kendi lansmanlarında duyurmayı tercih ediyorlar. Bu bir tercih meselesi. Kimi firmalar diyor ki ben bana özel bir etkinlikle ürünüme daha fazla fokuslu olmasını tercih edebilirim diyor. Kimi firmalar da diyor ki bu çok büyük bir organizasyon. Ben bu kadar çok insanı ya da bu kadar çok ilgiyi bir başka yerde bir daha yakalayamayabilirim diyerek fuarda olmayı tercih ediyor. Ama istatistik olarak bakıldığı zaman ben de aynı fikirdeyim. Dünyadaki en büyük 500 şirketin çoğu ya doğrudan ya da dolaylı olarak fuarda kendisine yer buluyor. İnanılmaz bir platform çekim alanı olmuş oluyor. O zaman biz de pozitif ayrımcılık yapalım. Tabii bizim için de Türkiye için, Türkiye markası için de önemli. TOG'un orada bir lansmanı oldu. Hatta evet. Ben sizi takip ettim. Gürcan Bey'le bir röportajınız var. Direkt evet. Standın orada canlı yayını izlediniz, lansmanı hı. gördünüz. T10F modeliydi sanırım. Oradan başlayalım mı? Heyecan yarattı mı? Nasıldı? Şöyle söyleyeyim. Yani şimdi tabii birazdan anlatacaklarım belki bir miktar abartı gelebilir ama bu duyguyu yaşamak için gerçekten orada ona tanıklık etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi ben fuarı 2010 yılından beri takip ediyorum. Yani 2010'dan beri aşağı 15 sene diyelim. Sadece bir kere katılamadım. O da 2021'den 22'ye geçerken pandemiye bağlı olarak vize süreçleri yavaşladığı için vizem yetişmemiştim. Onun dışında her sene yerini takip ediyorum ve şunu söyleyebilirim ki fuarın başkanı olan Gary Shapiro'nun TOG'un gösterdiği ilgiyi ben bu 15 yıllık süre zarfında çok az markaya gösterirken gözlemledim. Çok en azından ilginç. Denk düştüm diyeyim. Bunun belli başlı sebepleri var elbette. Şimdi TOG'un bu sene ilk senesi değil. TOG 2 yıldır zaten fuara katılıyor. Daha önce bir otomobil prototipini, konseptini orada göstermiştim. Geçen sene de bir vizyon konseptini, otomobil olmasa bile bir teknoloji vizyonunu yine orada anlatmıştım. Bu senenin farkı şu. Bu sene CES fuarı içerisinde seri üretime hazır, bitmiş ya da bitmişe çok yakın otomobil gösteren nadir markalardan birisi oldu TOG. Bu açıdan zaten çok değerli. Diğer taraftan bakıldığı zaman ise şimdi diğer tüm ülke ve firmaları dikkate aldığınız zaman Türk misafirperverliğini oraya yansıtabilmesi itibariyle TOG gerçekten diğerlerinden ayrılan bir noktaya evrildi. Şöyle bir örnek vereyim mesela. İşte otomobili zaten ayrıca anlatacağım ama hani bu kısımlarda değerli diye düşünüyorum bizim kendi kültürümüz açısından. Mesela Amerika'da yaşayan Turkish Coffee Lady nickname'li bir kadın girişimcimiz var. Amacı kendisine şunu istan edilmiş. Amerika'da Türk kahvesi kültürünü yaygınlaştırmak. Hı hı. TOG mesela onu bulmuş, onun ekibini getirmiş ve fuarda standını ziyaret eden herkese Türk kahvesi ikram ediyor. Ah, çok güzel. Amerikalılar buna alışık olmadığı için çok hoşlarına gitti. Hı hı. Bir başka örnek vereyim. Şimdi genelde fuar biterken firmalar işte müzik çalar, firmaların standlarında çalışanlar müzik çalar, son kutlamayı yapar ve Vegas'a veda ederler. Mesela TOG fuarın bitiş günü, bitiş saatinde mesela istiklal marşımızı çaldı. Oo, çok iyi. Herkes saygı duruşunda. Şimdi bunlar hep yabancıların ilgi çektiği, ne oluyor ya burada diyerek merakla baktığı şeyler. O açıdan da hani hem coşkuyu arttırması, hem oradaki, oraya yeni değerler kazandırabilmesi itibariyle de fuar açısından, fuarcılık açısından kıymetli. Çünkü bir taraftan da hani fuarların etki ve değeri tartışılırken, böylesine yeni değer, böylesine yeni lokal kültürel faktörlerin, örf adetlerin de oraya entegre edilebiliyor olması belki de yeni nesil fuarcılıkta daha fazla önem arz etti. Bu açıdan TOG'un standı çok değerliydi ve çok kalabalıktı. Siz zaten fuar demeyelim, şov diyelim demiştiniz. Tam o şova uygun bir şey olmuş o zaman, lansman olmuş. Öyle anlaşılıyor. Şimdi biraz pozitif ayrımcılık yapayım ben de sizden biraz feyiz alarak. Yani fuarda gördüğüm en iyi dizayna sahip 2-3 standdan birisi TOG'un standıydı. Çok gurur verici. Bir kısım yeşil yapılmıştı çünkü elektrikli otomobil, çevre dostu bir otomobil olduğu için yeşile vurgu vardı, demo alanları vardı. Bakın oradaki standdaki deneyim alanları şekillendirirken bile TOG Amerika'da yaşayan, Texas'ta yaşayan bu işlerde uzman bir başka Türk girişimciyi bulmuş. Onun da çalışmış mesela. Müthiş. Yani bunlar gerçekten çok değerli şeyler. Yani kendi ekosistemini götürmekle kalmıyor. Amerika'daki Türk girişimci ve paydaşları bulup onlar da çalışıyor. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Bunu paylaşmak isterim. Çok çok otomobile güzel. Otomobile gelecek olursak eğer. Zannedersem benim en çok ilgilendiği kısım otomobil kısmı. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. TOG henüz 5 yaşında bir şirket. 2019'da biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Bilişim Vadisi'nde ilk otomobil prototipleri gösterilmişti. Bakın aradan geçen 5 yıllık süre zarfında TOG bir fabrika kurdu. Şu an orada seri üretim yapılıyor ki bu fabrikanın kurulumu pandemi dönemi koşullarında yapıldı bu arada. O esnada şimdi T12 adını verdikleri SUV araç zaten satılıyor. Artık 2024 itibariyle herkese siparişler de açılmış durumda. Arada prototipler gösterildi ve şimdi de 2025'e çıkacak ikinci araç gösterildi. Şimdi biz tabii ülke olarak heyecanlanmayı ve hemen çok hızlı yükselmeyi seven bir isteyen bir karaktere sahibiz.
herkes istiyor ki bir an önce top tabii ki Mercedes'e, BMW ya da alışılagelmiş diğer markalara rakip olsun. Şimdi bu zaman bunu gösterecek elbette. Ama 5 yıllık süre zarfında şirketin gelmiş olduğu noktayı dikkate aldığımız zaman, 2 yıllık pandemi süreci içerisinde bütün bu çalışmaların devam ettiğini de masaya koyduğumuz zaman ortaya çıkan başarı gerçekten yadsınamayacak şekilde büyük. Elbette teknik olarak bakıldığı zaman her aracın kendisine göre artıları, eksileri, avantajları ya da gelişim göstermesi gereken yanları olabilir ama 5 yıla gelinen nokta gerçekten çok büyük. Çünkü bugün elektrikli otomobil dönüşümüne bakıldığı zaman bu momentumu yakalayamayan firmalar oldu. Hatta köklü markaların bu dönüşümü yapmakta zorlandığını bile görüyoruz. Şimdi bu çerçevede T10F modeline bakıldığı zaman şöyle söyleyeyim. Bu bir fastback otomobil. Şimdi herkes sedan diye bekliyordu. Aslında sedana benzeyen, sedan otomobillerin geniş iç hacim gibi avantajlarını taşıyan ama sedandan farklı olarak daha dinamik çizgilere sahip olan bir otomobil. Ben hatta bunu TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş Bey'e de sordum. Neden düz sedan değil de fastback tarzında? Biliyorsunuz düz sedanda hani çok alışılagelmiş bazı Alman modelleri vardır Türkiye'den. Normal kullanıcının kamunun sevdiği araçlardır bunlar geniş iç hacim itibariyle. Dedi ki Gürcan Bey, öncelikle bana dedi çok fazla araç sormayın dedi. Biz bir teknoloji şirketiyiz ve teknoloji tarafını daha çok konuşmayı seviyoruz dedi. Ama ben tabii bu tarafı da biraz zorladım. Yeni jenerasyon Z kuşağı daha dinamik, daha sportif çizgilere sahip olan araçları istiyor. Dolayısıyla bir yandan Türk ailesinin isterlerine uygun geniş iç hacim, o sedan avantajını korurken diğer taraftan da arka taraftan daha keskin ve daha agresif çizgilere sahip olan bir araç ortaya koymuş durumdalar. Teknik olarak bakıldığı zaman aslında platform, batarya ve elektrik motoru gibi unsurlarda şu anki T10X modeliyle paydaş bazı özelliklere sahip. Ama tasarım dili tamamen farklı. Tasarım tarafında TOGG'un ve TOGG'un beraberinde çalıştığı dünyaca ünlü tasarımcı Murat Günak'ın etkileri ve ağırlığı çok daha fazla bu otomobilde. Kendisi nasıl bir takım özellikleri var. Örneğin vehicle to load denen bir özellik var. Aracın sahip olduğu bataryadaki enerjiyi başka şeyleri çalıştırmak için de kullanabileceğiz örneğin. Mesela bir kampa gittiniz ya da elektrikler kesti, enerji gerekti diyelim. Aracınızın bataryası varsa ondan istifade edebileceksiniz mesela belli koşullarda ya da uygun senaryolarda. Buna ek olarak tabii ki menzil konusunda ya da bazı başka fonksiyonlar konusunda da bir takım güncellemeler var. Yazılım tarafında da bu araca bir takım yeni katma değerler olacak. Tasarım olarak da zaten bakıldığı zaman herkesin genel olarak çok beğendiği, günümüzün modern trendlerine çok uygun, 2025'te seri üretimle satışa çıkacağı açıklanan, açıkçası genel olarak çok beğenilen, yabancı basında ilgi gösterdi. Hatta yabancı gazetecilerle de bir araya gelme şansımız oldu. Çoğunluğu da çok beğendiğini anladım. Bir otomobil olarak değerlendirilebilir T10F. Çok önemli. Bu, siz tabii elektrikli araçları uzun yıllardır takip ediyorsunuz, o yükselişi. Değerlendirme yaptığınızda iyi bir yere koyduğunuzu hissediyorum TOGG'u. Yani hem fuarda yani şovda hem de genel olarak. Biraz şöyle de bakmak lazım Bilal Bey. Şimdi bakın bir elektrik yani otomotiv endüstrisi 4,5-5 trilyon dolarlık dünyadaki en büyük birkaç endüstriden birisi. Ve 100 yılda bir yaşanan bir kırılmadan, bir dönüşümden geçiyor. Bu belki bir daha 20 yıl sonra gelecek. Bu da belki sürücüsü otomobiller için olacak. Şimdi dünyada bugün bu değişimi yakalayabilen markalar var, değişime ayak uyduramayan markalar var. Örneğin Avrupalı markalar bu değişime ayak uydurmakta zorlanıyorlar. Neden? Çünkü daha çok mekanik taraftan geliyorlar. Ama bu yeni dünya düzeni elektronik ve teknolojik tarafa daha çok adapte olmaya çalışıyor. O anlamda bakıldığında şey göz ardı etmemek lazım. Bugün çok sevdiğimiz markaların ya da elektrikli otomobil yarışında hızlı büyüyen bazı uzak yolu markaların hepsinde bir devlet desteği, bir kamu desteği şart. Yani toplumsal olarak evet araç eleştirilebilecek yönleri var. Teknik olarak bunları da konuşmalı, tartışmalıyız. Daha iyi olması için ne gerekiyorsa bunlar da yapılmalı ama dünya çapında markalar yaratabilmek adına ki teknoloji katma değer sağladığı için ülkelerin ekonomisi anlamında da çok değerli bir noktada yer alıyor. Arkada bir aslında yani bir motivasyon konsensü de sağlayabiliyor olmamız lazım. Ben hem bu açıdan baktığım zaman hem de daha rasyonel bir düzlemde teknolojik ve tasarım ölçeğini değerlendirdiğim zaman hani 2025'e çıkacağını göz önüne alarak şöyle söyleyebilirim ki yani günümüzün tasarım trendlerine çok uygun, kullanıcı isterlerine çok yatkın, güçlü ve rekabetçi bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii dinamikleri hızlı değişen pazar olduğu için de belki nihai karar vermek için aracın piyasaya çıktığı günkü durumu da tekrar değerlendirmek gerekiyor. Hemen onu sorayım. Orada bir tarih verildi mi satışa sunulacağı? Evet, 2025'in Mart-Nisan dönemi gibi araç yollara çıkmaya başlıyormuş. 2025 Nisan, Mart-Nisan. Evet, Mart-Nisan. Seneye. Evet. Bir de işte tabii herhalde fuarda da ben onu soracaktım. Öne çıkan şey ne? Elektrikli otomobiller. Dün Elon Musk'ın bir açıklaması vardı veya dün veya evvelsi gün ben bugün gördüm. Ya Çin'de nasıl mücadele edeceğiz Çinli elektrikli araç? Bir de onun hani Çin'in üretim bütün safhalarındaki ezici üstünlüğü tırnak içinde belki maliyetler
iş gücü gibi, onunla da mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz deyip topu size atayım. Yani şöyle, dün Elon Musk'ın açıklamasından sonra Tesla'nın hisseleri allak bullak oldu. Böyle son bir senede yüksek kaybı yaşadılar, %12 seviyesinde. Şimdi şöyle bir realite var. Bugün Avrupalılar da bunu tartışıyorlar. Acaba diyorlar ki, Çinli otomobillere karşı ekstra bir vergi engeli bariyerleri mi koysak karşında? Çünkü şimdi Avrupalı markalar elektrikli otomobil dönüşünde zorlanıyorlar. Tesla'nın tabii biraz daha istisnai bir durumu var. Çünkü bu alandaki öncü marka olarak da değerlendirilebilir. Kimsenin inanmadığı dönemde girdiler çünkü bu işe. Ama günün sonunda elektrikli otomobillerde, bir elektrikli otomobil gözünüzün önüne canlandırın. O otomobilin yaklaşık %65-70'lik maliyeti bataryası aslında. Batarya anlamında da Çin lityum iyon bataryalarda şu anda mesela dünyadaki en büyük güce sahip. Aşağı yukarı %65-70'lik kaynaklar aslında Çin kaynakları. Bu arada Çin lityum rezervlerinin dünyadaki en büyük sahibi olmasa bile hem onları, o kaynaklara erişim, hem de onları işleyip seri üretime, mamul haline getirme konusunda şu an pazardaki lider ülke olarak da değerlendirilebilir. Bu anlamda hem batarya tarafında avantajları var ve elektronik yazılım tarafında da Avrupa ile kıyaslandığı zaman daha büyük bir avantaja sahipler. Mesela Avrupa'nın şu anki en büyük sıkıntısı çip üretiminde söz sahibi olamaması, yazılım tarafında Uzak Doğu kadar ya da Amerika kadar etkin rol oynayamaması. Bu yüzden bu dönüşümü gerçekleştirmekte zorlanıyorlar. Elon Musk da biraz buna dikkat çekiyor çünkü Çinli bir otomobil firması ilk defa geçen sene yılın tamamında Tesla'dan daha fazla elektrikli otomobil satışı yaptı. Bir ilginç olan nokta şu, az önce söyledim ya size, bir elektrikli otomobilin %70'i batarya diye. Bu Tesla'yı geçen markanın aslında ana üretim kolu da batarya üretimi. BYD'den mi bahsediyoruz bu arada? BYD'den bahsediyorum, evet. ifade çok iyi anladınız. Şimdi BYD batarya üretmek için yola çıkmış, aslında kurucusu bir kimya profesörü olan bir şirkettir. Adamlar elektrikli otomobil dönüşümünde zaten %70'li en kritik parçanın batarya olduğunu görünce biz niye otomobil yapmayalım diyerek bu işe giriyorlar. Ve geçen sene itibariyle Tesla'ya geçiyor. Tabii şöyle bir durum var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bakın, Çin'de en fazla otomobil ya da Çin'de en fazla telefonu sattığınız zaman zaten dünya sıralamasında otomatikman birinci ya da ikinci oluyorsunuz. Doğru, nüfustan dolayı. Ama şimdi belki siz de ufak ufak farkında olmaya ya da görmeye başladınız. Şimdi bu markaların çok büyük bir Avrupa açılımı var. İşte BYD Türkiye'ye geldi, başka markalar geliyor ya da gelmek durumunda kalacaklar ya da gelmeyi istiyorlar. Dolayısıyla tüm markalar nasıl pozisyon alabiliriz diye düşünüyor. Çok son bir örnek vereyim bu konuda. Mesela dünyadaki en büyük otomobil gruplarından birisi Stellantis'tir. Onun CEO'su geçen seneye kadar Avrupa'da hani lobi yapıyordu bir nevi. Yani hani Çinlilere ekstra vergi getirelim, bunlara doğrudan bu coğrafya Avrupa zonuna girmesini engelleyelim tarzında. Bu şu ana kadar olmadı. Ama iki ay önce gittiler Çinli bir otomobil firmasına ortak oldular. Yani geçebiliyorsan geç, engel koyabiliyorsan engel koy, olmuyorsa ortak yap tarzında stratejileri gözlemliyor markalar. Çünkü Çinliler dediğim gibi pil, elektronik ve yazılımda güçlü oldukları için bunların üçünü birden bir araya getirebilen şu an dünyada iki kıta var. Kıta demeyeyim, daha bölge var. Birisi Uzak Doğu, işte Kore ve Çin sayılabilir. Biri de Amerika tarafı. Nispeten belki ucundan buna Japonya eklenebilir ama Japonlar da yazılımda çok iyi değiller mesela bakıldığı zaman. Dolayısıyla bu dönüşümü artık Elon Musk da stres olarak hissetmeye başlamış olacak ki ilk defa o da böyle kalın kalın bunu vurgu yapmak zorunda kaldı. Evet, bunu da söylemiş olalım. O zaman fuarın ana şeyi elektrikli otomobiller miydi? Yani fuara girdiğiniz zaman bu işin asıl aktörü, ana aktörü otomobil miydi? Şöyle söyleyeyim Bilal abi. Normalde fuarın ismi CES'dir. Consumer Electronics Show'dur. Yani tüketici elektronik fuarı. Ama son 3-4 yılda Consumer Electronics Show yerine Cars Electronics Show'da deniyor. Çünkü otomobillerin fuardaki ağırlığı giderek artıyor. Ama bu sene otomobillerden daha fazla hissettiğim trend yapay zeka trendiydi. Bu tabii pek çok sokaktaki vatandaş ChatGPT olarak biliyor ama üretken yapay zeka dediğimiz yaklaşım artık etrafımızdaki her türlü ürüne gelmeye başlayacak gibi görünüyor. Zaten bildiğiniz ya da hissettiğiniz bazı şeyler var. Mesela geçen 2 hafta önce Samsung yapay zeka özelliği yeni nesil telefonlarını duyurdu. İşte Galaxy S24 serisi altında. Ama ben size daha ilginç bazı örnekler vereyim. Fuarda gördüğüm pek çok beyaz eşya artık yapay zekaya sahipti. Şöyle bir örnek belki dikkat çekici olabilir. Mesela fırına yapay zeka özelliği eklemişler. Fırının içerisinde yüksek ısıya dayanıklı bir kamera var. Kameranın arka tarafında bir yazılım, yapay zeka yazılımı çalışıyor. Ve siz örneğin yuvarlak şekilde bir hamuru fırın içerisinde attığınız zaman telefonunuza bildirim yolluyor. Diyor ki sanırım sen pizza yapmak istiyorsun. İşte bir Akdeniz pizzası mı olsun bu, yoksa kenarları daha kalın şekilde pişirdiğin tarzında size soru sorabiliyor mesela. Müthiş. Buna benzer hayatı kolaylaştıran örnekler sanırım bu üretken yapay zeka ile birlikte çok kısa sürede hayatımızın pek çok yerini işgal etmeye başlayacak gibi görünüyor. O 5-10 sene önce konuştuğumuz hayatın her alanında domine olacak şeyini artık yavaş yavaş
tüm ürünlerde görmeye başladık. Uzun lafın kısası bu herhalde değil mi? Tüketici yani, elektroniği anlamında. Mesela bakın bu, şöyle bir örnek vereyim. Bunu bu sene yaşamadım ama belki şimdi sizin ilk defa CES'i konuştuğumuz için ilginç olabilir. Birkaç yıl önce CES fuarında startupları geziyorum. Bu arada şeyi tebrik etmem gerekiyor. CES'in İstanbul pavilyonu da vardı. İstanbul merkezi girişimi startuplar da oradaydım. İSKA'nın, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle gelen startuplar olduğu gibi kendi girişimiyle fuarda yer olmasa bile gelip gezip ortamı görmeye gelen girişimler de vardı. Hatta TOG'un standında bir genç girişimcimiz geldi. Bana böyle minik hani çubuk formunda sallama çay şeklinde bir kit verdi. Nedir dedim bu kit? Al dedi, bu kitle evde 2 dakikada kendi idrar testini yapabiliyorsun dedi mesela. Bunu Türk genç girişimciler yapmışlar. Çok güzel. Çok hoşuma gitti mesela bu. Şunu söyleyecektim size. Mesela bir standı geziyorum. Yaka kartımdan İstanbul'dan geldim görünce yabancı beyefendi. Ya dedi ben İstanbul'u çok seviyorum. Niye dedim? İstanbul'dan bizim yatırımcımız var. Kim dedim? Ahmet ya da tam hatırlayamadım ama Zorlu grubun yeni jenerasyon bir şey genç bir yöneticisi. İşte Silikon Vadisi'nde yatırım yapmışlar. Yatırım yaptıkları konu da şu. Bir bebek yatağı var. Bebek yatağının üzerinde bir kamera var. Kameranın arkasında yapay zeka çalışıyor ve amaç şu. Kamera bebeğin çıkardığı sesleri, kaş, göz, çene hareketlerini takip ederek yaşına, dönemine, ayına uygun kas gelişimi, ses gelişimi var mı? Bunların analizini yapıyor mesela. Çok mesela güzel. Türkiye'den bir Türk yatırımcı da gitmiş bunu bulmuş ve girişime ortak olmuş. Mesela bu tür fırsatlar da var. Bu anlamda bakıldığı zaman da işte CES Fuar çok keyifli ve değerli. Çünkü hiç ummadığınız bir girişimin çok sıra dışı bir yaklaşımı bir anda milyar dolarlık bir potansiyeli de ortaya çıkartabiliyor. Bu anlamda da hem İstanbul'daki ya da Türkiye'deki girişimlerin orada destek fırsat bulup kendisini gösterebiliyor olması hem de yakından takip edilebiliyor olması ekonomik girdi anlamında da yani o umulmadık kazanımlar sağlayabilir. Bazı şeyler çünkü biraz daha böyle orta uzun vadeli yatırım gibi de bakmak gerekiyor. Böyle hemen yarın bir şey olsun da gibi de değerlendirmemek gerekiyor. Bu anlamda da fuarın geneline bakıldığında şunu söyleyebilirim ki yapay zeka çok büyük bir fırtına olarak geliyor. İşte öne çıkan teknoloji buydu. Son bir dakikamız kaldı. Çok da evet. Keyifli geldi. Ben fuarın bu girişimci tarafını bilmiyordum. Bunu da öğrenmiş olduk. Hani ne kadar önemli. Rabbit diye bir üründen bahsediliyor. Evet. Twitter'da çok. Onu gördünüz mü? Gerçekten bu bir devrim olabilir mi yoksa? Hayır. Gördüm. Öyle bir şey. Rabbit V1 diye küçük böyle telefondan halice. Telefondan biraz daha küçük bir cihaz. Arkasında üretken yapay zeka çalışıyor yine. Hı hı. Bir elektronik cihaz. Telefon gibi taşıyacağınız bir cihaz. Ve üzerine kamera, mikrofon var. Diyorsunuz ki ben İtalya'ya tatile gitmek istiyorum. Bana İtalya'daki en ucuz otelleri çıkartıp uygun olanların rezervasyon listesini gösterebilir misiniz diyorsunuz. Gösteriyor. Ciddi ilgi çekti. Ciddi talep de toplamış bu arada. Aslında bu örneklerden bir tanesi. Ben size şöyle bir uç örnek vereyim. Böyle cihazlara bile ihtiyaç yok. Aslında o cihazın yaptığı her şeyi bir uygulama ile telefonda da yaptırabilirsiniz mesela. Tamam. Ama şu anda bir yapay zeka fırtınası var. Henüz nereye gideceği evrilmediği için herkes bir fikirle ortaya çıkıyor. Bir cihaz ortaya çıkıyor ve ciddi yatırım alıp ya satmak ya da bir firmaya satmak istiyor bunu. O anlamda örnek olarak güzel bir örnek. Ama buna benzer çok fazla sayıda ürün, yazılım, servis, hizmeti zaten çok kısa sürede görmeye başlayacağız. Çünkü ticari anlamda da şu an herkesin yatırım yaptığı nokta. Yapay zeka bakın Microsoft... Bunu öğrenmiş olduk o anlamda o zaman. Süremizin sonu. Yapay zeka yatırımından dolayı mesela 3 trilyon doları geçirdim. İlk defa Apple'ı geçirdiler mesela değerleme anlamında. Çok önemli. Ve sebebi de OpenAI'ye yaptığı yatırım. Yani kurumsal hizmetleri yapay zekayla buluşturacak olmaları. Çok teşekkür ederiz. Müthiş bir gazetecilik örneği. Emeklerinize sağlık. Bütün o izlenimleri bizimle paylaştığınız şeref verdiniz. Sağ olun. Davetiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teknoloji gazetecisi Erdi Özüaile 2024 Tüketici Elektronik Fuarı izlenimlerini konuştuk. Hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.